Herkese selamlar. Bir üniversite bir bölümün bugünkü bölümünde Senaz Altın bizlerle birlikte. Kendisi Bilgi Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji mezunu. Bu aslında bizim için sorularda pek çok yerde yer alacak. Öncelikle hoş geldin Senaz. Selamlar. Merhaba, hoş bulduk. İstersen daha fazla vaktini almadan ben direkt sorulara geçeyim. Tamamdır. İlk sorum şu, neden Bilgi Üniversitesi ve neden Psikoloji ve Sosyoloji aslında? Yani böyle anlatabileceğim tam bir kariyer planım vardı. Ben sosyoloji okuyacaktım ve psikoloji okuyacaktım diyemiyorum açıkçası. Planlarım çok daha farklıydı üniversiteye girişte. Ben sayısal okumuştum. İç mimarlık tercih etmeyi düşünüyordum. O sırada da bir yandan sınav stresi, diğer gençlik problemleri diyelim, kendi terapime devam ediyordum. Sayısal bölümünde de sayısal okuyordum ama herkes sayısala gidiyor diye aslında sayısala gitmiştim bir anlamda. Yani çok mutlu değildim oradan açıkçası ama okuduk, bitti, son sınıfa geldim, sınava girdim falan. Tamam, artık sayısaldan bir bölüm seçeceğiz diye düşünüyordum. Ki ondan sonra o terapi sürecim beni çok etkiledi. Ben son tercih gün dedim ki yok ya, benim istediğim şey gerçekten bir terapist olmak dedim. Ve psikoloji yazacağım ben ya dedim. İstemiyorum sayısaldan herhangi bir bölüm yazmak. Öyle olunca her şey için çok geç kalmıştım. Zaten ben sınava girmiştim. Ne dedim, ne olabilir en yakın insanla etkileşim halinde olabileceğim? Sosyoloji bölümüne baktım, puanlarım yetiyor mu diye. Onlar tutuyordu, birçok üniversitede tutuyordu. Ama ben özellikle Bilgi Üniversitesi'ni istiyordum çünkü akademik açıdan da sosyal açıdan da çok iyi imkanları olduğunu biliyordum. Dedim ki bilgi sosyoloji olsun. Yani açıkçası çok bilerek değil, böyle atladım biraz havuza diyelim. Çok da memnun kaldım. İyi ki atlamışım. Bazen öyle olması gerekiyor. Hani yolda buluyor insan kendini. Tam bir planla çıkıyorsun ama hayat beklemediğin şekilde yakalıyor seni diyeyim. Bilgi sosyolojiye başladım. Dediğim gibi kendi terapimi de alıyordum. Psikolojiye de ilgim vardı. Daha sonrasında ikinci sınıfta sanıyorum. Zaten ilk girdiğimde çap yapmak istediğimi biliyordum. İkinci sınıfta başlanıyordu çapa. Direkt ikinci sınıfta da çap yapmaya başladım. İkisini bir arada götürdüm. Çok keyifliydi diyebilirim. Süper. Bu arada plan konusunda benim çok sevdiğim bir cümle var. Yani bir yıldır falan hayatımın motto haline geldi. Hayat sen planlar yaparken başına gelenlerden ibarettir diye. Hakikaten çok seviyorum bu cümleyi yani. Kesinlikle. Peki buradan üniversiteye bağlayalım. Bilgi Üniversitesi'nin sence ön plana çıktığı noktalar neler? Yani sana üniversite hayatın boyunca, iki bölüm içinde bu geçerli, sağladığı akademik ve sosyal avantajlar nelerdi? Öncelikle akademik olarak kadro anlamında çok iyiler. Bütün hocaların özellikle bir yabancı dil geçmişinin, ya yani yabancı dil demeyeyim, yabancı bir ülkede eğitim almasının çok önemli bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Çünkü oranın vizyonunu bize getirmiş oluyorlar. Bütün bu yüksek lisans süreçlerinde, doktora süreçlerinde yurt dışında yaşamış insanlar ve oradaki bir takım eğitim tarzını getirmişlerdi bizim oraya. Müfredatlar buna göre hazırlanmıştı ve en çok önemsediğim şey bizi kritik düşünmeye itiyordu. Türkiye'de eğitim sistemi biliyorsunuz bir tık daha ezbere dayalı, daha yorumlamaya ve beyin jimnastiğine yöneltmiyorlar. Ama burada kurdukları sistem bizi buna yöneltiyordu. Çok yazı yazdık, çok okuduk, çok düşündük. O anlamda kariyer anlamında, akademik anlamda diyeyim, çok şey kattı bana. Yine dil konusuna geldim. %100 İngilizce bir programdı. Bütün bölümler, okuldaki tüm bölümler zaten bu şekilde. O yüzden de yani İngilizcenin önemini hepimiz şu anda çok iyi biliyoruz. Tek dilim bile yeterli olmadığı bir dünyada. Bütün literatürü İngilizce okumak çok önemliydi benim için. Akademik anlamda bunları söyleyebilirim. Sosyal anlamda da birçok kulüp var. Kulüpleri zaten herkes bilir. Bunlara katılmanın önemini de biliyoruz. Bir de bunlara ek olarak mail grupları var. Yani sizi iş yaşamında da her zaman
birlikte bir arada tutabilecek bir bağ sağlıyor aslında. Hani bir bilgi komünitesine, bir camiasına üye gibi oluyorsunuz ve iş hayatında da o networkler size her zaman yarar sağlıyor. Onun dışında iş tanıtım günleri oluyor. Bütün o networkleri yine o anlamda sağlayabiliyorsunuz. Yurt dışı imkanları çok fazla. Bu şekilde birçok şey söyleyebilirim. Süper. Şimdi aslında okuduğun her iki bölümde yani hem psikoloji hem sosyoloji ders programına baktığımız zaman çok zevkli bölümler. Yani çok zevkli şeyler vaat ediyor. Ama öte yandan biraz kapalı kutuluk da var. Yani tam ne olacağım aslında bilemiyorum diyebiliriz. Bir aday olarak mesela bir bölümlere girdiğimde. O yüzden şunu merak ediyorum. Sence hangi profildeki arkadaşlara bu bölümler daha uygun? Yani hangi beklenti ve profildeki arkadaşlar bu bölümleri tercih etmeliler sence? Yani öncelikle senin de söylediğin gibi ben buradan çıktığımda şunu olacağım diye bir şey yok. Hemşirelik okursunuz, hemşire olursunuz. Buranın önü çok açık. Hangi profildeki dersen çok okumayı seven, çok düşünmeyi seven arkadaşlar bu bölümleri tercih etsinler diyebilirim. Yoksa hakikaten sayfalarca makaleler okumanız gereken, uykusuz kalabileceğiniz, gerçekten böyle kalın kitapları olan bir bölüm. Onu göze almaları gerekiyor. Çok yazmayı da sevmek gerekiyor aynı zamanda tabii ki bunun için. Ama şu var, önünüzde bir sürü kariyer imkanı var. Hani buradan çıktığınızda herkes bilir. Sosyal medyada çok ünlü psikologlar da var. Sosyal medyacı da olabilirsiniz aslında. Bir yandan yazar olabilirsiniz, bir yandan ne bileyim CEO bile olabilirsiniz. Ne kadar çok CEO vardır isterseniz araştırın. Sosyoloji bitirmiş. Psikolojide de vardır eminim ki. Bu şekilde yani belki insan kaynakları, o departmanda da epey bir sosyoloji, psikoloji mezunu var. Gazeteci olabilirsiniz. Yani o kadar geniş bir alan ki, çünkü siz oraya bir kez girdiğinizde size hem insanla hem de toplumla alakalı o kadar çok bilgi veriliyor ki onun hangi alanına yönelip neresinden tutacağınız tamamen size kalmış. Kesinlikle. Diğer merak ettiğim şey de şu. Lisans hayatına dönüp baktığın zaman kendi adına ya bunu iyi ki yapmışım dediğin ve bunun yanında ya keşke şunu da yapsaydım ya da yapmasaydım dediğin neler var? Bunları merak ediyorum. Keşke yapsaydım dediğim daha çok az önce de bahsettim sosyal kulüplerden. Bunlara daha fazla katılabilirdim. Ama benim şanssızlığım şu oldu. Eğitim hayatımın yaklaşık 2 senesi kadarı koronaya denk geldi. O anlamda dışarı çok çıkıp o kadar kulüplere katılmak olsun. Ben bu şey üzerinden, bilgisayar üzerinden o etkileşimi çok yakalayamadığım için kulüplere katılmayı daha çok isterdim. Daha büyük bir çevre oluşturmak adına. Bu keşke yapsaydım dediğim bir şey. İyi ki yaptım dediğimde... Ya genel olarak bu bölümleri okumak en iyi yaptığım şey diyebilirim, en iyi aldığım karar diyebilirim. Çünkü gerçekten heyecanımdan belki anlaşılıyordur. Gerçekten Tabii. çok severek okudum. Kesinlikle. Her ikisi için de bunu söylüyorum yani. Hem psikoloji hem sosyolojide o hissi aldım. Peki diğer sorum da şu. Kariyer planlamanı yaptın mı halihazırda? Nereye daha odaklısın böyle? Akademi, özel sektör, kamu? Ne tarafı kendine daha çok yakın hissediyorsun şu aşamada? Biz başta bir şey dedik. Biz planlar yaparken başımıza gelenler de Tabii. dedik. O da var. Ama benim hedefimde her zaman biraz daha rahat işler vardı. O anlamda kamu sektörü benim için uygun bir yer değil. Hep böyle düşünmüşümdür. Bilmiyorum ne olur. Ama özel sektörden ilerlemeyi düşünüyorum. Gelecek planlamamda terapist olmak var. O anlamda da kendi kliniğimi açmak en büyük şu anki hayalim diyebilirim yakın gelecekte. Tabii bunun için zaman var. Onu da biliyorum. Bunun için gerçekten hem daha fazla çaba hem de daha fazla olgunlaşmam, mesleki anlamda olgunlaşmam gerektiğini biliyorum. Bu şekilde. Peki bu her iki bölümde de kendini nasıl geliştirdin? Yani şu ana kadar mesela neler yaptın sence seni ön plana çıkartan? Çok okudum, çok dinledim. Onu söyleyebilirim. Okumak
Tabii ki önemli ama insanlarla etkileşim halinde olup onları dinlemek de çok önemli. En iyi şey, bence en iyi öğrenilen şey sahada öğrenilen. O yüzden mümkün olduğunca insanları dinlemek, mümkün olduğunca hayat hikayelerinde ne var? Çünkü bizim bir tane hayatımız var ve bir hayat yaşıyoruz. O perspektiften bakıyoruz ama farklı farklı insanları dinlediğimizde wow, bambaşka hayatlar var ve onlardan da öğreneceğimiz şeyler var. Bence etkileşim halinde olmak ve ne kadar insanla tanışırsak, çevremizi ne kadar geniş tutarsak o kadar iyi diyebilirim. Kesinlikle. Bir de şunu merak ediyorum. Şimdi psikoloji ve sosyoloji bazı açılardan benzer gibi gözüküyor ama bazı açılardan tabii farklı yapılara sahip kesinlikle. Bu ikisini okumuş biri olarak sence sende bu gibi nasıl birleşti? Yani sana kattığı şeyler neler oldu bu iki bölümü aynı süreçte okumanın? Evet, ikisi benzer gibi. Ben de ilk başlarken anlattığım hikayemde zaten ikisinin benzediğini düşünüyordum ama ikisi hakikaten ayrı bölümler. Sosyolojide daha çok toplumsal açıdan bakıyoruz, daha siyasi, ekonomik, politik açıdan bakıyoruz. Psikolojide daha özele bakılıyor. Hele de klinik psikoloji gibi bir alansa tamamen patolojik hastalıklara bakıyoruz. Ama ne var? Psikolojide bir semptom, bir patoloji dediğimiz şey de aslında çevreden bağımsız olmuyor. Biz bir şeyi hastalık olarak kabul ediyorsak, bunun bulunduğu koşullarda hastalık olarak kabul edildiğindendir. Örneğin bir şizofreni seneler önce sürülen şizofreni hastaları, farklı yerlere sürülen hastalarken bugünün dünyasında şizofreni çok daha farklı algılanıyor. O anlamda çevrenin ve toplumun bakış açısı da hastalıklar üzerinde çok önemli bir etki sahibi. Bütün bunları fark etmek adına, büyük resmi görmek adına genelden özele ve özelden genele bakmak adına ikisinin etkileşimini çok kıymetli buluyorum. Kesinlikle. Son sorum şu olacak. Bu süreçte tercih yapacak arkadaşlara neler önerirsin? Sence bu süreçte neleri ön plana çıkarmalılar? Bir planınız olsun. Çok iyi. Bir planınız olsun. Bilmiyorum. Benim şansım açıkçası yolda öğrenmek oldu. Ama ne diyeyim? Daha ayakları yere sağlam basan kararlar alın. Neyi seveceğinizi bulun ve onun peşinden gidin. Olmasa bile size ne uygun ya da ona yakın neleri seçebilirim? Bir bölümü çok istiyorsunuzdur, belki tutmamıştır. Ona yakın neler yapabilirim? Burayı nereden tutabilirim? Bence buna bakmak önemli. Puanım yetiyor diye hemen o bölümü seçeyim değil. Bu benim gerçekten ilgimi çekiyor mu? Çünkü gelecekteki 4 sene veya 5 sene bunun derslerine maruz kalacaksınız diyeyim. O yüzden keyifle yapabileceğiniz ne varsa kesinlikle onu öneririm. Gerçekten mutlu bir üniversite hayatı da bence buna çok dayalı. Bunu söyleyebilirim. Süper. Çok teşekkürler Sanaz gerçekten. Çok bilgilendirici oldu bence. Hem Bilgi Üniversitesi'ne dair hem psikoloji ve sosyolojiye dair çok zihin açıcı şeyler öğrendik sayende. Çok Rica teşekkürler. ederim. Rica ederim. Sana da bütün hedeflerine başarılar şimdiden. Umarım hepsini teker teker gerçekleştirdiğin bir kariyere sahip olursun diyelim. Çok teşekkür ederim. Umarım tercih yapacak bütün arkadaşlar da kalbinin sesini dinler ve kendilerine en uygun bölümü bulurlar. Umuyoruz. Tekrardan teşekkürler. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.